Ama ben böyle başlığı sosyal medya üzerinden felsefe iletişimi falan demiştim. Tabii beni böyle ilk çeken de şey olmuştu. Sizin hani ben sizi çok önceden tanıyordum ama sonra bir de baktım ki Twitter'da da bir şey var, başka bir performans var. Yani onu nasıl buluyorsunuz? Oradan eleştiriler de size çok Çok geliyor. geliyor, Yani nasıl bakıyorsunuz olaya yani? Ne yapıyorsunuz orada? Kemikler sızlıyor mu felsefecilerin yoksa bu da başka bir tarz mı? Ne tahayyül ediyorsunuz orada? Benim başka bir sosyal hesabım yok, sosyal Hı-hı. medya hesabım yok. Yani ben sadece Twitter'da şey yapıyorum, o da yetiyor zaten. Hı-hı. Yani öbür şeyleri ne paylaşayım bilemedim. İçtiğim kahvenin fotoğrafını çekip mi paylaşayım yani? Böyle bir şey yok. Twitter'da yapmaya çalıştığım şey bir bu konulara işte felsefe, düşünce tarihi, bunlarla ilgili yayınlara, kitap yayınları genellikle bunlar, Türkçe'de, yabancı dilde. Bunlara bir nasıl diyelim, duyuru yeri gibi, paylaşım mecra gibi ben ele alıyorum. Bazen de işte belirli konulara dikkat çekmek üzere bir şeyler paylaşıyorum böyle. Anlamlı sözler oluyor onlar bazen. Oradan kızıyorlar bana. Yani felsefecisin sen. Bu böyle bir şey aforizma kasmak deniyor ya ona. Hani modern tabiriyle buna gerek var mı ki diye. Şimdi elbette ki gerek yok tabii. Hiç yapmayalım ama şöyle de bir şey var. Bizim disiplinimiz o kadar şey bir disiplin ki dili ağır ve yöntemi meşakkatli ki onu daha geniş kitlelere anlatabilmek için illaki bir lisans programı veya hatta doktora programı seviyesinde yayın yapmanın orada anlamı yok. O tür paylaşımların yapıldığı mecralar belli. Bunlar makale ve kitaplardır. Oradaki dilimiz elbette ki buna o mecraya uygun bir dildir. Bizim bütün bilimciler olarak konuşuyorum, değil mi? Tabii. Yani orada aforizma yapmayacaksınız tabii ki. Ya da hani daha vulgarize etmeyeceksiniz meseleyi. Peki burada ne yapılıyor? Burada çok sayıda insana ulaşma şansınız oluyor. Bunun faydası şu, biz meslektaşlar arasında konuşup ediyoruz. Bu çok önemli bir şeydir. Meslektaşlar önemlidir. Ama bir de yaptığımız işi de anlatacağımız bir yer olması gerekir. Yani kendimiz için mi yapıyoruz her şeyi? Değil, bir şey yapıyoruz. Bizim öğrencilerimiz var. Aslında bir bakıma bilim iletişimi gibi de bilim iletişimi yapıyoruz, kullanıyoruz. değil mi? Evet. Ha, buradaki problem şu tabii. Bilim iletişimi yaparken evet bir tür popülarize etmek var ama vulgarize etmek lazım onu. Yani Sizin ölçünüz o mesela, hani ölçülerden biri. tabii. Yani evet yazdığım şeyler çok büyük oranda kaynakları belli olan, sorulduğunda cevabını verdiğim, hatta genelde kaynağını hemen altına yazdığım, hani dipnotlu tweet atıyorum ben. Böyle bir şey var mı? Yok aslında. Yani tweet mantığına aykırı bir şey o. Yani aslında biraz da biz belirliyoruz. Siz de böyle kendinize bir pratik Tabii geliştiriyorsunuz Twitter üzerinden. oradan da bunu takip edip devam ettirebilirsiniz yani. Bir de efendim ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi'ndeyim. Şişli'de burası. Kapılar açık herkese orada. İsteyen gelir hani konuşmaya konuşur. Gizli kapaklı da bir yerde değilim. Yerim belli. Okulum bellidir benim. Derslerim herkese açıktır. Geliyor öğrenciler biliyorsunuz geliyor. Sizin de öyle öğrencileriniz var. Gelip tanıyor muydunuz siz bu insanları? Tanımıyordunuz. Gelip oturuyor önünüze sizin. Dinliyor sizi. Ha, açık Evet. yani. Bu önemli. Bu da üniversitenin rolü çok önemli bir şey. Belki biraz daha Tabii ona tabii hemen ona da geçelim hocam. bir parmak basarız bu konuya, Basalım. yaraya. Dolayısıyla şunu diyeyim. Bilim iletişimi önemli bir iştir. Hatta bu profesyonelce yapılmaktadır. Ben bunu yapıyorum demeyin. Çünkü bunu işini yapan çok daha becerikli ve tekniğini bilen insanlar var.
Niçin yapmamız gerekir bilim iletişimini? Felsefe iletişimi değil mi ben bunu acaba? Olabilir. Evet, değil mi? Yani niçin yani düşünce dünyasının iletişimini nasıl yaparız? Niçin yapmalıyız? Bu önemli. Hani neden yapıyorsunuz? Aksi takdirde giderek daralan bir alanmış gibi gözükür bu. Giderek bir daralan alana girmemek için bunun açılması gerekir. Meraklı insanları bu yöne çekebiliriz mesela. Kamuoyunun dikkatini buraya yönlendirebiliriz. Bir de kaynakların paylaşımı söz konusu tabii. Evet. Fon bulmak gerekir bir sürü şeye. Fon oluşumu içinde bir tür ön çalışma yapılabilir. Anladım. Peki hocam, aslında buradan şeye de geçelim tabii. Üniversite dediniz, fon dediniz. Yani o akademi nasıl konumlanıyor bu zamanlarda? Evet. Biraz galiba dertlerimiz var. Dertlerimiz var. İşte hani başlıkta şeydi ya, Digital Humanities. Evet, evet. Dertlerimiz var. Şimdi galiba bir dönüşüm dönemindeyiz. Bu dönüşüm dönemi şu demek: bilginin üretim ve paylaşımı basılmış kağıtlar üzerine yazılmış metinlerle idi. Bundan herhalde 20-30 yıl öncesine kadar. Evet. Sadece o yöndeydi. Başka da bir şey yoktu. Şimdi bu alandan giderek uzaklaşıyoruz. Bu mecradan diyeyim. Sırf bu mecra idi. Sırf bu mecra olmaktan çıkıyor. Hocam ben sizi dinliyorum. Yalnızca canlı yayın koptu da onun için tekrar bakıyorum. Siz evet. Evet. En azından kayıttayız burada. Tamam. Yağmur yağdı ya hocam herhalde. O herhalde öyle oluyor. Evet, evet. Niçin şey? Bir geçiş dönemindeyiz. Evet. Bir geçiş dönemindeyiz. Bilginin üretimi ve yayılmasının medyumu, mecrağı, aracısı sadece matbu yollar değil. Basılmış kağıt. Evet. Değil. Ne? Ekranlar üzerinden yapılıyor şimdi çok fazla. İşte dijital yayıncılığa döndü işler. Hani internet diye bir şey var. Hani adı internet oldu artık onun. İnternetten baktım, evet. İnternetten araştırıyorum gibi bizim nesli şaşkına çeviren, bizden öncekileri zaten hiç anlayamamakta zorluk çektiği bir tabir var. Şimdi ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum tabii. Sadece benim düşünsem bir şey olmaz da. Bütün jenerasyon öyle. Ne yap peki? Şimdi efendim bizim öğreticiler ve araştırmacılar olarak bu konularda yeni yöntemler uygulamak zorundayız. Öğrenici kişilerin, bunlar sadece öğrenciler değil, hani lise sonrası devam eden eğitimin öğrenciler değil ki sadece. Evet, evet. Sınıflarımız çok karma artık. Sınıf dışı eğitimler var biliyorsunuz. Kampüste olmayan eğitim var. Açık öğretim diyor Türkçe'de buna. Keşke öyle demeseymiş buna. Çünkü açık öğretim deyince hani böyle biraz hani daha mı az acaba diye. Yaygın değil mi? Örgün eğitim, evet, yaygın eğitim. O daha iyi bir tabir. Yaygın eğitim yöntemleri var. Şimdi burada şunu, bir, bilginin üretim ve yayılmasının yol ve yöntemleri değişti. Değişmekte hatta. Bunu devam ettiriyoruz ve bu konuda düşünmüyoruz, ne yapsak acaba diye. Yani hani 600 sayfalık ders kitabı içinde resim olsun, yazı olsun. Sanki bu değil artık olay. Evet. Bunu kompozisyonunu ve paylaşımını farklı yapmamız gerekiyor. Evet, bayağı bir yeniden böyle yani zihniyeti farklı. Yeniden yani yapılanmak gerekiyor. Ben gibi. Şey işte Kaan hocam buraya kutular koyalım, resimler koyalım, biraz daha başlıkların rengini değiştirelim. Bundan bahsetmiyorum. Evet. Yani olay prezentasyon değil. Olay kompozisyonu bu bilginin. Yani bilginin kompozisyon tekniklerini değiştiriyoruz yavaş yavaş. Ha ben değiştiriyor muyum? Benden sonraki nesil yapacak onu.